Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, günümüzdeki en büyük dini problemlerden bana göre ilki Allah adına konuşmak. İnsanlara nasihat vermek için, bir takım hikayeleri anlatabilmek için Allah şöyle buyurdu, Allah böyle buyurdu diye Allah adına konuştukları halde bunun ayet olmayışı. Kur'an'da yazmıyor ama adam anlattığı o rivayetin içinde Allah konuşuyor. Bu mümkün mü? Ya da bunu yaparken insanların neden daha dikkatli olmaları gerekmiyor? Daha hassas olmaları gereken çok önemli bir konu. Allah Azze ve Celle anılırken tüylerin diken diken olması gerekirken bu kadar rahat Allah adına konuşma cesaretini bu insanlar nasıl buluyorlar? Sayısız örneği var. Ve bunları göstermeye devam edeceğiz inşallah. Önemli olan sizin artık bu insanlara bir reaksiyon göstermeniz lazım. Eğer bir insanın amacı iyiyse, Allah geceliğin geldi bana böyle dedi diyebilir misiniz? Eğer amacınız iyiyse, Allah bizim komşuya dedi ki, Allah Ahmet amcaya buyurdu ki diyebilir misiniz? Haşa. Haşa. Aklınızı başınıza alın. Bakın. Zuhruf 5 der ki onlar inkar ediyorlar diye sen ayetle uyarmayı mı bırakacaksın? Şimdi bizim görevimiz sadece sizi ayetler ile uyarmak. Allah'a iftira atmayın. Allah'ın söylemediği bir şeyi söylemeyin. Allah elçileriyle vahiy aracılığıyla konuşur. Yazılı ya da yazısız. Resullere vahyeder ve konuşur. Bize de test olacağımız Kur'an verildi. Sadece Kur'an'dan sorguya çekileceğiz. Siz hangi nasihatı Kur'an'dan bulamıyorsunuz? Şimdi şu andaki konumuz Allah'ın rezzak sıfatı. Allah rızıkları verendir. Peki Allah'ın rızıkları veren olduğunu anlatan ayet bu adamlara neden yetmiyor da Kur'an'da olmayan ve Allah'ın konuştuğu bir şeyi bu kadar rahat anlatabiliyorlar? Bunu nasıl yapıyorlar? Neden yapıyorlar? Dünyalık menfaat için mi? Desinler diye mi? Şöhret olmak için mi? Para kazanmak için, çeşit olsun diye. Aslında en önemli sebep ne biliyor musunuz dostlar? Hocalarından böyle gördüler. Hocalarından atmayı görenler, hocalarını geçmek için daha fazla atıyorlar. Resmen atma yarışması. İşte bu Allah'tan korkmayan ve Mahkeme-i Kübra'da bunun hesabını verecek olan bu zavallıların örnek bir videosu arkadaşlar. Zaten videonun yapan kişi sesiyle meşhur olduğu için o sesindeki o tını meşhur olduğu için yüzünü göstermeye gerek duymamış. Direkt konuya giriyor. Sadece görüntü var. Lütfen can kulağıyla dinleyelim. Bakın. Dinini eğlence ve oyun aracı yapanlara güzel bir örnek. Hazreti Musa Aleyhisselam, Cenab-ı Hak diyor ki Firavun'a git, tebliğde bul. Bir an bir zelle, kalbine bir his gelmiş geçmiş. Acaba gideceğim şimdi 3 aylık yol, çoluk çocuk geride kalacak ne olacak? Bir an böyle bir şey geçince Cenab-ı Hak Firavun'a gitme diyor. Kızıldeniz'in kenarına git demiş. Var. Şimdi tabii bunlar abartı, bunlardan normaldir mübalağa. Bol bol abartırlar. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz ile Firavun'un sarayının arasında bir yer olduğunu söylüyor anlattığına göre. Neresi 3 ay sürecek? 3 ay neresi sürecek? Neyse hadi 3 ay sürsün. Arada molayı fazla versin. Endişelenmiş. Bakalım ne oluyor? Varmış Kızıldeniz'in kenarına. Suya geliyor. Diz kapaklarına kadar sürüp suya geliyor. Toprağı şey yap diyor, suyun içindeki toprağı çekiyor. Bakın, lütfen dikkat edin dostlar. Arada Cebrail yok.
Arada herhangi birisi yok. Ne melek var, ne başka bir şey var, ne perde var. Allah Zülcelal Musa aleyhisselamı sırayla söylüyor. Diyor ki suya gir, suya giriyor. İşte taşı çıkartıyor, taşı çıkartıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Musa aleyhisselam ile Allah'ın diyaloğu. Ama Kur'an'da olmayan bir diyalog. Peki bunun delili nedir? Allah böyle bir şey dediyse sen bunu nereden okudun? Demediyse nasıl güveniyorsun? Devam ediyoruz. Bir kaya var. Onu çıkart diyor. Kayayı çıkartmış. Asanla vur diyor. Vurmuş. Kaya ikiye yarılmış. İçinde daha sert bir cisim. Vur diyor. Vurmuş. İçinde daha ufak ve daha sert bir cisim. Cenab-ı Hak diyor ki bir daha vur asanla. Vuruyor. Açılıyor. Bir böcek. Dudağında bir kıpırtı böceği. Cenab-ı Hak diyor bir kulak ver bakayım ne diyor. Böcek diyor ki Subhane men yarani. Veya... İşte her şey normalde. Ya şu böceği Arapça konuşturmasanız olmuyor mu ya? Yani tamam arkadaş. Yani bu kadar ilaveyi anladım da. Nereden öğrendi bu böcek Arapçayı? Yoksa böceklerin dili Arapça mı? Biz mi bilmiyoruz? Allah Zülcelal her canlının rızkını veriyorsa acaba her canlı Arapça mı konuşuyor? Bu hakikaten bunlardaki bu özenti mi diyeyim, hayranlık mı diyeyim, saplantı mı diyeyim, yoksa eziklik mi diyeyim? Böcek başlıyor Arapça anlatmaya. Bakın biraz daha dinleyelim geriden. Ne diyecek böcek? Bir böcek dudağında bir kıpırtı böceği. Cenab-ı Hak diyor, bir kulak ver bakayım ne diyor? Böcek diyor ki Subhane men yarani ve ya'rifu mekani ve yesma'u lisani ve yerzugni ve la yensani. Benim yerimi bilen, sesimi işiten, benim rızkımı veren ve beni unutmayan Allah'ı tesbih eder. Cenab-ı Hak Musa'sına rızkı anlatmış. Ya gördünüz mü? Şimdi Cenab-ı Hak Musa'sına rezzak olan benim, bana güven ey Musa demiyor. O Musa aleyhisselam ona inanmayabilir. Uygulamalı olarak Kızıldeniz'e sokuyor. Taşı çıkartıyor. Taş matruşka gibi. Matruşka taşa vuruyor. Bir daha vuruyor. Bir daha vuruyor. Bir daha vuruyor. Tamam mı? En sonunda matruşkanın içinden Arapça zikir çeken bir böcek çıkıyor. Hem de yemek yerken konuşuyor. Yani bir yandan yiyor bir yandan konuşuyor. Yapıyormuş ağzı. Ağzını kıpırdatırken kulak ver diyor Allah. Ağzını kıpırdatırken kulak ver diyor. Arkadaşlar bu adamlar bunu kasıtlı yapıyorlar. Bunları ben sadece böyle deşifre etmemin sebebi yalan olduğunu anlayın. Bu palavraların farkına varın. Adamın birisi bu yalanı atmış. Birinci kişi dinlemiş inanmış. İkincisi dinlemiş inanmış. Üçüncüsü kitap yapalım demiş. Para kazanalım. Dördüncüsü TikTok'a koyalım demiş. Ama hiç kimse hop dur demiyor. Niye böyle bir şeye tenezzül ediyorsun? Niye böyle bir yalan atıyorsun? Demiyor. En başta söylediğimi söyleyerek videoyu bitireyim. Allah'ın rezzak olduğuna dair verilen ayetler size yetmiyor mu? Matruşkadan böcek çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. Allah'a emanet olun.